Evet arkadaşlar, Python ile makine öğrenmesi dersimizin dördüncü kısmına geldik. Dördüncü kısımda polinomial regresyon ve destek vektörü regresyonu ile makine öğrenmemizi devam edeceğiz. Geçen hafta hatırladığınız üzere doğrusal regresyon ile çoklu doğrusal, yani lineer regresyon ile multilineer regresyonlarımızı yaptık. Python ile kodumuzu yazdık ve bunları çalıştırdık. Şimdi dediğim gibi polinomial regresyon yaptığımız zaman nasıl yapacağız ve destek vektörü ile nasıl yapacağımızı bu hafta göreceğiz. Hemen hatırlayalım. Eğer lineer regresyon yaptığımız zaman ne yapıyorduk? Bizim denklemimiz y eşittir beta 0 ya da şunu şöyle yapalım, a artı bx şeklindeydi. Birazcık daha bilimsel bir yöntem olan betayları kullanalım. Yani diğer regresyonların denklemlerimizde kullanacağımız şekilde kullanırsak daha anlaşılır olacaktır. O yüzden beta 0, beta 1'ler falan kullanalım. Yani lineer doğrusal regresyonumuzda y eşittir beta 0 artı beta 0 artı beta 1 x'imizi kullanıyoruz. Yani burada ne vardı? Tek bir girdiğimiz var. O yüzden sadece x olarak alıyoruz. Tek bir çıktığımız var. O yüzden y olarak alıyoruz. Çoklu lineer doğrusal regresyonda ise birden fazla bizim girdiğimiz var. O yüzden x1, x2, x3 o şekilde şey yapıyoruz. Adlandırıyoruz girdilerimizi. Kaç tane girdiğimiz varsa, yani atıyorum basınç farkı ölçeceğiz. Basınç farkı için neler lazım? İşte iç borunun iç çapı, dış çapı, hız, içerideki akışkanın hızı, içerideki borunun dönmesi, işte sıcaklığıdır, bilmem nesidir, bir sürü şey var. Bu girdilerin hepsi bize 1, x1, x2, x3 olarak gelecek. Ve bunların katsayıları var. Tabii lineer, yani doğrusal olduğu için ne yapacağız? Bunların x1'lerin, yani girdilerin sadece birinci derecedeki, birinci ve sıfırıncı derecedeki üstlerini alacağız. Ve denklemimiz herhangi bir katsayı beta 0 artı birinci girdiğimizin bir katsayıyla çarpılması beta 1 x1 beta 2 x2 artı beta x3 ve bu şekilde kaç tane girdiğimiz varsa denklemimizi oluşturuyorduk. Geçen hafta da bunları yaptık ve kodlarını yazdık. Şimdi ise polinomial regresyon yapıyoruz. Polinomial regresyonda ise eğer diyelim ki yine bir girdiğimiz var ve bir çıktığımız var ise bu sefer denklemimiz o girdinin birinci, sıfırıncı kuvveti, birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti, yani polinomun derecesine bağlı olaraktan bizim vereceğimiz polinom derecesiyle denklemimizi oluşturuyoruz. Yani ne oluyor? Y eşittir. Tabii çıktı eşittir. Beta 0 artı beta 1 x beta 2 x kare beta 3 x 3 artı polinomun derecesi n'e kadar gidiyorsa beta n x üzeri n şeklinde polinomial regresyonumuzun denklemini, matematiksel olarak denklemini yazabiliyoruz. Tabii bu girdiğimiz birden fazla ise bu sefer polinomial regresyonu nasıl yapacağız? Bu sefer aynı doğrusal regresyon gibi ilk başta başlıyoruz. B0 B1 x1, B2 x2. Şu anda diyelim ki iki tane girdimiz var. Daha sonra bunların karelerini alıp yola çıkacağız. Ne olacak? B1 1 x1'in karesi, B2 2 x2'nin karesi, B1 2 yani x1 çarpı x2. Şimdi beta sabit bir sayı olduğu için 2 ile çarpmamıza gerek yok. Yani bunun karelerini alıp o şekilde gitmemize gerek yok. Ne yapıyoruz? Beta 1 2, x 1 x 2 diye geçiyoruz. Üçlü olunca ne yapacağız? Beta 0, b1 x1 artı b2 x2 artı b3 x3 yazacağız. Ne yapacağız bu sefer? Bunları beta 1 1 ne olacak? İşte 1 olsun diyelim. Beta 1 1 1 olsun. x1'in küpü. Değil mi? Çünkü tane girdiğimiz var. Artık daha bunların karesi üçlü bilmem ne şekilde yazacağız. Ne yapacağız? X1'in karesi çarpı atıyorum X2 ya da X3 falan filan. Bu şekilde genişletebiliriz arkadaşlar. Yani bunların matematiksel boyutu bu şekilde
genişletilebilir. Temel olarak aslında aynı şeyleri yapıyoruz. Lineer regresyonda aynı şeyleri yapıyoruz ama ne yapıyoruz? İşte girdilerimiz birden fazla olduğu için girdilerimizi polinomial şekilde yapıyoruz. Bunun nedenini de ileriki slaytlarda göstereceğim. Varsayalım bu şekilde bir web trafik, geçen ayın web trafiği olsun. Buna karşılık sol tarafımızda ise ne var? Saatte kaç tane tıklanma datası bize verilmiş olsun. Şimdi baktığımız zaman görüyoruz ki işte haftalar ilerledikçe tıklama yani saatteki tıklama şeyi artıyor. Nasıl artıyor? Düzlemsel olarak yani doğrusal olarak artmıyor. Bir şekilde bir eğri var. Bir şekilde bir artma var. Yani doğrusal olarak artmıyor da non-linear, doğrusal olmayan şekilde bir artma var. Bu neye tekabül ediyor? Tabii eksponansiyel olabilir. Bir sürü şey olabilir. Biz bunu polinom olarak hesaplayabilir miyiz? Tabii ki hesaplarız. Yani eksponansiyel bile olsa eksponansiyelin bir seri açılımı vardır. Ve bunu polinom olarak yine hesaplayabiliriz diyoruz. Ve bunun doğrusal bir şekilde yaparsak hatalı sonuç vereceğini zaten ilk bakışta gördüğümüz zaman da anlayabiliyoruz. Evet, doğrusal olarak tahmini bu şekilde ele alırsak görüyoruz ki yani buradaki kırmızı çizgiyi eğer biz tahminimiz olarak ele alırsak bütün dataları kullanıp makine öğrenmemizin böyle bir doğrusal tahmin yaptığını varsayarsak görüyoruz ki ilerleyen haftalarda hata payları çok fazlalaşıyor. Yani çok fazla burada kirlilik var tabii, data kirliliği var. Bunların özellikle dediğim gibi ileriki haftalarda çok fazla hata vermesi, bunun daha sonraki aşamalarda çok daha fazla hatalara yön vermesine neden olacak. Bu da doğrusal regresyonun bu tür datalarda kullanımının hatalı olduğunu gösteriyor. Peki ne yapacağız? Dediğim gibi bu sefer polinomal yani polinomun derecesini arttırarak nedir tabii? Lineer bir denklemin polinom derecesi 1'dir. Biz artık daha bu polinom derecelerini 2, 3, 4, 5 artık neyse onları vererek bu şeyi eğriyi yakalamaya çalışacağız. Gördüğümüz gibi bu tür bir eğriyi yani atıyorum buradaki işte polinom derecesi diyelim ki 4 ya da 3 diyelim 3 ve şeylere yani hata paylarımız çok fazla azalıyor. Tahminimiz daha kuvvetli hale gelmiş oluyor. Az önceki gösterdiğimiz örnekler hep tek girdi ve tek çıktı olan örneklerdi. Bu ise bizim eğer iki tane girdiğimiz varsa ve çıktığımız bir tane ise örneğin işte yaş vermiş, alan vermiş ve bunun karşılığında fiyatı belirleyen bir datamız var ise ve bu datamız bu şekilde bir kıvrılma yapıyorsa yani bir polinomal bir şekilde daha doğrusu doğrusal olmayan non-linear olan bir eğri gösteriyorsa burada da tabii ne yapacağız? Bu sefer multipolinomial çoklu polinom regresyonu kullanarak bu datalardan bir tahmin üreteceğiz. Hemen kendimiz Excel'de bir data oluşturalım. Bir derece yapalım. Derecemiz 1, 2, 3, 4'ten 23'e kadar uzanan bir derece sayımız olsun ve bu derecelere karşılık gelen puanlarımız olsun. Ben bunu beta 0 artı beta 1 x artı beta 2 x kare şeklinde bir şeyle yapmaya çalıştım. Hatta şey, evet, beta 0'ı 0 aldım. Bunu şu şekilde yazdım. 1'in karesi, mesela şuradaki derecenin karesi, derece artı derecenin karesi artı derecenin küpü
birlerini topladım. Yani 2 örnek verirsek 2 artı 4 artı 8 ne yapıyor? 14 yapıyor. Evet. Mesela 3'ü alırsak 3 artı 9 artı 27 39 yapıyor. Bu şekilde bir üçüncü dereceden bir polinom, yani beta 0'ın 0 olduğu bir polinom değerlerini verdim. Ve bunun karşılığında görüyorsunuz doğrusal olmayan bir eğrimiz çıkmış oluyor. Yani üçüncü dereceden bir polinom grafiği çıkması gerekiyor. Bunu Python'da bir yazalım ve bu Python'da nasıl kodlayacağız ve bu polinomu nasıl çıkaracağız onu bir görelim. Ben Excel dosyamı pol alt dire regresyon yani polinomial regresyon olarak aynı klasöre yani kodumun olduğu klasöre ekledim. Şu anda işte bu veri eşittir pd.read excel komutuyla polinomial regresyon dosyamdaki verileri okumasını istiyorum. Geçen şeyden lineer regresyondan kalan kodumu kullanıyorum tekrardan. Onu modifiye edeceğim. Ekstra bir işleme gerek duymuyorum. Girdi olarak aldığımı işte ne yapıyoruz? Diyoruz ki ilk kolonu al. Bunların değerlerini al. Basıncı da geri kalan zaten bir girdi bir çıktı vardı. Neydi? Derece. Dereceyi işte girdiye artık daha derece yazabilirsiniz. Basınca da isterseniz puan olarak değiştirebilirsiniz. Ama alttakileri de değiştirmeniz gerekiyor. Bunlar şu anda veri ön yüklemesini, veri ön işlemeyi biz yapmış olacağız. Daha sonra zaten eğer şeyleri değiştirmezseniz, girdi basıncı değiştirmezseniz hemen train ve testler olarak %30'luk bir test datamızı almış olacağız. Bu şekilde devam edebiliriz. Dediğim gibi bir önceki lineer regresyon, çoklu lineer regresyon ya da lineer regresyondan kalan kodumuzu oluşturduğumuz kodumuzdan devam ediyoruz. Şuradaki import stat models bunlar artık daha yani geri eleme, ön eleme bunları şey yapmayacağız, kullanmayacağız. Bunları silebiliriz. Yani bu daire içine şey oval içine aldığım yeri silebilirsiniz. İsterseniz bu üstteki lineer regresyon yani sonucu bulduğumuz lineer regresyonu da silebilirsiniz. Ama ben bıraktım. Lineer regresyonla karşılaştırmak isterseniz diye karşılaştırabilirsiniz diye sadece orayı bıraktım. Ve buradan artık daha devam ediyoruz. Polinomial regresyonun kodunu yazacağız şimdi. Bakın üstteki örnekteki gibi polinom regresyonu da yine scikit-learn'den yani scikit-learn kütüphanesinden lineer model yerine artık daha preprocessing şeyini dosyasını çağıracağız. Buradan polynomial features kısmını alacağız. Tamam, bunu bu scikit-learn kütüphanesinden alacağız ve kodumuza tanımlayacağız. Sonra PR yani polynomial regresyon önceki lineer regresyondu. Şimdi polynomial regresyon olarak bir nesne üretiyoruz. Bu da polynomial features degree'sini yani bunu parantez açıp degree'sini 1 olarak işaretledim. 1 olarak yaptığım zaman ne olacaktı? Lineer regresyon yani bu şu üstteki yaptığımın aynısını şu anda yapmış olacağım. Ama polinom regresyonu yaparak. Yine böyle bir x yani polinom oluşturan bir xp x altı p dedim. Yani çünkü bizim neyimiz var? Bir şeyimiz var. Polinom oluşturması gereken bir şeyimiz var. Girdimiz var. Bu girdiyi biz polinom şeklinde çevireceğiz. Nedir o? İşte atıyorum ikinci derecedense ne yapacağız? Karesini alacağız değil mi? Yani derecenin birin karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Bu şekilde bunları tek 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 yani bir girdiğimiz xp'de artık daha 2 girdi olacak. 2 yazarsak. Ya da işte B0'ın değerine göre değişecek. Yani 3 tane girdi olacak, 4 tane girdi olacak. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yazdıktan sonra artık daha ne yapacağız? Predict edeceğiz. Tekrardan lineer regresyonu çağıracağız. Ne dedik? Buradaki aslında polinom şeyi lineer regresyonun neredeyse aynısı.
lineer regresyonu çağırıyoruz. Yani LR2 lineer regresyon 2 diye bir nesne oluşturalım. Bunu fit edelim. Fit ederken neye göre fit edeceğiz? Polinom x'ine göre alıp y'yi train edeceğiz. Yani bu ne demek oluyor aslında? Şu. Eğer benim ikinci ya da üçüncü dereceden bir şeyim olsa, polinomum olsa, xp artık bir girdi değil de 3 tane girdi olacak ya da 4 tane girdi olacak. Bu çoklu regresyon olacak. Yani tekli regresyon yerine çoklu regresyon olacak. Bunları fit edeceğiz. Ne yapacağız? Bir train yapacağız. Daha sonra işte bu kadar aslında. Burada bitiyor. Bizim şeyimiz bitiyor. Yani biz polinom olarak aldık. Polinomu transform ediyoruz. Yani bizim o girdimizi hangi polinom derecesinde yapacağımızı kararlaştırdıktan sonra bunu ne yapacağız? İşte transform edeceğiz. Eğer çoklu şeyimiz varsa da zaten çoklu olarak transform edecek. O kendisi yapıyor. Bir sıkıntımız yok. Daha sonra bunları bir plot seçeneğini var bizde. Şimdi plotlarımızı yaparak hem de ilk başta x train'e karşı y train, yani bu bizim gerçek değerlerimize bir bakalım. X train'e karşı y train'imiz neymiş? Sonra neyi yapalım? X train'e karşılık gelen LR2, yani lineer regresyonla predict ettiğimiz, tahmin ettiğimiz polinom şeylerimizi, girdilerimizi alalım ve bunları bir karşılaştıralım. Bakalım yani şeyleri ilk başta dediğim gibi gerçek değerleri kırmızı olarak alalım. Tahmin ettiğimiz, yani polinomal olarak tahmin ettiğimizi de mavi olarak alalım. Bir karşılaştıralım bakalım. Evet. Maviler neydi? Tahmin ettiğimiz. Kırmızılar ise bizim gerçek değerlerimizdi. Şimdi arkadaşlar bakın, görüyorsunuz şöyle bir şey var burada. Şeyler yani doğrusal olduğu için belli bir yere kadar tahmin ediyor. Eğer biz datamızı ilerlettiğimiz zaman, yani ya da geriye doğru götürdüğümüz zaman, sıfırdan aşağıya dereceye indirdiğimiz zaman ya da 25'ten yukarıya doğru çıkardığımız zaman hatamız artacak. Biz burada polinomun derecesini 1 yaptığımız için doğrusal bir çizgi elde ettik. Şimdi 2 ve 3 yaptığımız zaman ne oluyor, onlara bakalım. PR eşittir polynomial features, parantezi açtık, degree'yi. Şimdi 1 yerine 2 yazdım ve çalıştırdım kodumu. Çalıştırdığım zaman artık ikinci dereceden bir polinom. Bakın maviyi görüyorsunuz. Mavi ikinci dereceden bir polinomun şeyini, denklemini kullanarak tahmin etmeye çalıştı. Datalarımızı da kullanarak tahmin etmeye çalıştı. Bakın çok daha yakın sonuçlar aldık. Ama biz biliyoruz ki bizim bu datalarımız üçüncü dereceden bir denkleme sahip bir veri. Eğer biz üçüncü dereceden bir polinom yazarsak tam üzerine oturacaktır diye zaten biliyoruz ve hemen deneyelim. Evet arkadaşlar, polinom derecemizi 3'e çıkardım ve çalıştır komutuna bastığım anda görüyoruz ki, yani kırmızı noktaları artık göremiyorum çünkü birebir tahmin etmiş olduk. Niye? Çünkü zaten ben matematiksel olarak böyle bir değer vermiştim ve bu değeri tahmin etmesini istiyordum. Ve tahmin etti. Yani rastgele verirsek eğer bunları, tabii tahmin etme zorluğu çıkacaktır. Yani bizim gerçek zamanda vereceğimiz şeyler böyle üst üste oturmayacak. Zaten böyle üst üste oturursa zaten o yani ne oluyor? İşte ütopya oluyor. Ütopya bir veri olmuş oluyor. Ya da ona artık daha analitik olarak çözülebilecek bir değerdir. İstatistiksel bir analiz yapmaya gerek yoktur deyip zaten bitiriyoruz orada. Bir daha uğraşmıyoruz arkadaşlar. Bu noktada polinomal regresyonu bitiriyorum. Artık daha bir sonraki konumuz olan destek vektörü regresyonuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Polinomial regresyonu bitirdikten sonra şimdi destek vektör regresyonuna geçtik. İngilizcesi Support Vector Regression, SVR olarak kısaca gösteriliyor. SVR olarak Google'da arattığımız zaman genelde bulabiliriz. Özellikle scikit-learn
SVR diye yazıp baktığımız zaman bu şeyin içindeki scikit-learn kütüphanesinin içinde bir sürü dokümentasyonları bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi destek vektör regresyonu nedir? Tanımsal olarak bir tanımlayalım, ondan sonra kodumuza geçelim. İlk başta yerine otursun ne yaptığımızı bilelim. Böylece şeylerimize geçelim. Programlamamıza geçelim ve verilerimizi regresyon yoluyla tahmin edelim. Şimdi arkadaşlar eğer matematiksel olarak baktığımız zaman y eşittir yani tahmin ettiğimiz şey herhangi bir katsayı yani alfa i eksi alfa i star bunların bir farkı çarpı x i ve x yani bu vektör kümesinde çarpıldığı zaman artı b gibi bir değer. Yani bu ne? Zaten doğrusal regresyonun tanımı zaten. Yani a çarpı x artı b. Ve buna yani bu star gibi bir değer verilerek neyi yapılıyor? İşte hatalarını bulabiliriz. Epsilon ekleyin hatalarını, marjinlerini bulmaya çalışabiliriz. Bunları minimize etmeye çalışırız. Yani biz bu şeyde regresyonda minimize etmeye çalışacağız. Neyi? Aralığı. Şimdi grafiğe bakarsak daha iyi anlayacağız. Şimdi normalde bu destek vektör regresyonları, regresyon demeyelim de destek vektör machine learning, makine öğrenmeleri genelde sınıflandırma için kullanılır. Bu sınıflandırma yapılırken de şöyle yapılır. Mesela doğrusal SVM'de yani support vektör meşinde bir doğrusal çizgi çizilir. Bir data kümesi diyelim x ve y koordinatlarında çizilmiştir. Bu iki kümeyi birbirinden ayırabilecek optimal çizgi verilir. Ve bunu en fazla genişliğe sahip alana yani bu epsilon eksi epsilon artı epsilonun en yüksek aralığındaki yer bizim support vektör meşinimizi ya da klasik şeyi sınıflandırmamızı, classification yapmamızı sağlar. Şeye gelirsek eğer support vektör regression'a gelirsek, regresyon yaptığımız zaman da bu epsilon artı epsilon eksi epsilon bu çizgi doğrusal çizginin minimuma indirmemiz gerekiyor. Çünkü biz regresyonda veri kümesinin bu çizgilerin içinde olmasını istiyoruz. Yani bu artı epsilon eksi epsilon marjininin içine ne kadar fazla verimizi sığdırabiliyorsak bu bizim tahminimizi kuvvetlendiriyor diyoruz. Yani açıkçası support vektör regresyonumuz bizim datamıza göre eğer doğrusal yapıyorsak bir lineer çizgi ve bu artı epsilon eksi epsilon vermiş olduğumuz tolerans hangi lineer çizgiyi çizersek bir sürü lineer çizgimiz var biliyorsunuz. Bir noktadan geçen bir sürü sonsuz çizgi vardır. O noktadan geçebilecek bütün şeyleri arar makina ve bulur. Hangisinin epsilon aralığı daha kısaysa onu bize verir. Doğrusal olmayan support vektör regression'lara baktığımız zaman ise matematiksel olarak bakarsak eğer herhangi bir fonksiyonla çarpıyoruz. Görüyorsunuz toplam işareti i'den n'e yani toplam i sayısına ya da toplam elemanına alfa i eksi alfa i star bunların vektörel bir alfa x i fonksiyonu ile alfa x ya da alfa demeyelim de buna gamma x vektörlerine çarpımı artı B gibi bir sabit sayı. Ya da bunları bir kernel fonksiyonuyla da belli edebiliriz. Yani bir vektöre fonksiyon olarak değil de kernel fonksiyon olarak da gösterebiliriz. Şimdi kernel fonksiyonlarımız derken aslında çekirdek fonksiyonlarımız bunlar. Bu çekirdek fonksiyonlarımız polinom olabilir. İşte Gaussian radial base function olabilir. Lineer fonksiyonumuz zaten vardı. Polinom dedik, Gaussian radial function dedik ve ne var başka? Sigmoid olabilir veya paracomputed kernel fonksiyonlarımız bu support vector regression'larda kullanılıyor arkadaşlar.
Şimdi az önce doğrusal bir çizgimiz vardı. Şimdi diyelim ki polinomial ya da Gaussian bir radial basis function'ımız olsun. Grafikte gördüğünüz gibi arkadaşlar artık daha düz bir çizgi değil de böyle bir S gibi bir sigmoid bir çizgimizi çekiyoruz. Bir regression line'ımızı çekiyoruz. Bunun üzerine eksi epsilon artı epsilon marjinal değerlerimizi bulup ya da onları sınırlayıp işte bütün verilen datayı bir küme içinde topluyoruz. Bu bizim zaten bir kernel fonksiyonumuzda şeydeki matematiksel fonksiyon olarak gördüğünüz gibi eğer biz bunu gamma olarak ya da phi olarak çevirirsek yani bunu phi olarak gösterirsek bu bizim bir önceki doğrusal SVR'ye dönüşüyor. Doğrusal bir çizgi çarpı işte bir katsayı ve B çizgimiz artı B yani sıfır olduğu zaman B çizgimizi yani x'in sıfır olduğu zaman B nereden başlıyor, Y nereden başlıyor onu gösteren bir katsayı ile gösterebiliyoruz. Yani ne yapmış olduk? Kernel fonksiyonumuzu la eğer y'imizi çizersek doğrusal bir az önce gösterdiğimiz gibi doğrusal bir SVR yapıyoruz. Aslında aynı şeylerden bahsediyoruz. Sadece fonksiyonumuzu değiştirdik. Niye? Çünkü daha fazla şeyimizi alabilmek için. Nedir adı? Daha fazla datamızı iç içe alabilmek için bu yolu yani doğrusal olmayan SVR'yi kullanıyoruz. Şeye baktığımız zaman soldaki YX grafiğine baktığımız zaman zaten bir S gibi bir dağılan bir data topluluğu, veri topluluğu görebiliyoruz. Bunun için de yani lineer yapılabilir mi? Yapılır ama daha fazla hata payın ortaya çıkar. Peki niye bizim support vektör yani destek vektör regresyonuna ihtiyacımız var. En güzel örneği bu grafikte görebiliyoruz. Şimdi böyle bir şekilde dağılmış ve outliner'ı yani dış elemanları, dış dataları bazı datalar çok fazla üste kaymış birbirinden bağımsız görünen dataları görebiliyoruz. Şimdi biz bunu eğer lineer bir modelle yaptığımız zaman görüyorsunuz ki yani çok fazla hata var. Çok fazla hata veriyor. Polinom modeli yaptığımız zaman hatanın azalmasını bekliyoruz ama maalesef bu dışta görünen o turuncu noktalar yani ikinin üzerinde görünen turuncu noktalar polinomumuzu kısır bir döngüye sokuyor. Böyle noktalarda bu sefer diyoruz ki şeyi yani sanki Euler yön metot değil de Öklüdin tarzında su yolunu izlesin diye nerede daha fazla bizim şeyimiz varsa, datamız varsa oraya bir çizgi çeken yani desteği bir sonraki adımda görebilen bir şey model oluşturuyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz ki tabii outliner'lar çok fazla arada fark ediyor ama yine de en fazla bu modelle tahmin gücümüz daha yükseğe çıkıyor. Az önce bahsettiğim gibi scikit-learn kütüphanesine Google'a yazarak bulabilirsiniz. İstediğiniz modeli bulabilirsiniz. O modellerde kodları yazarken hangi tür opsiyonlarımız var bunları görebiliriz. Mesela yani plot'u yaparken plot komutunu kullanırken scatter mı kullanacaksın, plot mu kullanacaksın, bar mı kullanacaksın bunları yazarken rengini değiştirme, kalınlığını değiştirme işte üçgen mi, yuvarlak mı hangisini seçeceğini hepsini bu scikit-learn kütüphanesinde bulabiliriz. Ayrıca şurada şeyi verdiğim gibi, linkini verdiğim gibi, eğer SVR metodu ile ilgili bilgiler öğrenmek istiyorsanız burada da dokümantasyonu var arkadaşlar. Dediğim gibi scikit-learn SVR yazarsanız Google'da hemen ilk seçenekte çıkıyor zaten.
Şimdi SVR modellerine gelirsek eğer 5 tane bu scikit-learn kütüphanesinde gördüğüm benim 5 tane farklı Python şeyi sunuyor, hazır kütüphanesinde sunuyor. Bunlar lineer modeli, yani doğrusal modeli, polinom modeli, radial basis function yani RBF denilen model, sigmoid, az önce gösterdiğimiz S gibi olanlar ve paracomputed çoklu hesaplama modelleri sunuyor. Bunları kendi modellerinizde değiştire hangisinin tahmini daha iyi ise onu tabii deneye yanına öğrene makinenize öğretip sonucunu alabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca destek vektörünün teorisinden bahsettikten sonra büyük ihtimalle anlaşılmadık bir şey yok. Sadece dediğim gibi işte hani sınıflandırma yapılırken iki küme arasını belirlerken marjinin maksimuma regresyonu yaparken de bu bütün veri kümelerinin içinde sığdırabilecek minimum marjini ayarlamak şey yapma yani bu modeli geliştirmek için yapılmış bir metot. Şimdi Python'da tekrar modellemesine geçelim. Şimdi support vektör regresyonu yaparken en önemli husus birincisi ve en önemlisi verileri ölçeklendirmemiz gerekiyor. Yani bizim şablonumuz vardı ilk dersten yapmış olduğumuz. Bu ders o veri şablonundan direkt şunu çekebilirsiniz. X-train, X-test, Y-train, Y-test. Bu yani bu şeye işaretlediğim, kırmızı ile işaretlediğim yeri verilerin ölçeklendirmesini alın. En son yazdığımız koddan başlayarak devam edeceğiz. Burayı kopyalayacağız. En son yazdığımız yerden yapıştırıp devam edeceğiz. Çünkü şu X-train, X-test, Y-train, Y-test verilerimizin bölünmesini zaten yapmıştık. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Polinom regresyonunu ve lineer regresyonları en son bizim kodumuzda yer alıyordu. Bunların hepsini silelim artık daha. Bunlarla bizim ilgimiz kalmadı. Çünkü artık daha support vektör regresyonu yapacağız. Bunları silelim ve ölçeklendirmemizi yapmaya geçelim. Evet, lineer regresyon ve polinom regresyon kodlarını sildikten sonra verilerin eğitim ve test için bölünmesine kadar geldik. Ve burada verilerin ölçeklendirmesi veri şablonumuzdan geldik. Buraya kopyalayıp yapıştırdık. Artık daha X-train, X-test, Y-train, Y-test'i alacak. Bunları standart ölçeklendirme ile ölçeklendirecek. Kodumuzu çalıştıralım ve kodumuzu çalıştırdıktan sonra X-test'imizin, Y-test'imizin, X-train'in, Y-train'in şu şekilde yani şey olduğunu ölçeklendirildiğini en azından görmemiz gerekiyor. Bu Variable Explorer'dan açalım ve görelim bölünmüş şeylerimizin hazır olup olmadığını kendi gözümüzde test etmiş olacağız. Ölçeklendirilmesi hazır olan kodumuza destek vektör regresyon kodumuzu yazacağız. Yine scikit-learn kütüphanesinden SVM dosyası çağırıp SVR yani Support Vector Machine dosyasından SVR kodunu çağırıyoruz. Artık daha kodumuzun içine yerleşti. Buradan SVR regresyonumuz eşittir SVR kernel'ımız RBF yani Radial Basis Function'ımızı yazdım ben. Tabii bunları fit etmek lazım. X-train, Y-train bizim şeylerimiz vardı. Bu ölçeklendirdiğimiz şeyleri regresyonla fit edeceğiz. Daha sonradan bunları ne yapalım? Bunları çizdirelim. Plot Scatter X-test, Y-test'imizi çizelim. Bunlar bizim ana verilerimiz. Bir de X-test ve support vektör regresyondan predict ettiğimiz, tahmin ettiğimiz X-test'e karşılık gelen Y-test değerlerimizi çizdirelim arkadaşlar ve
Birisini kırmızı, birisini de mavi olarak bir görelim ne oluyormuş. Evet. Radial basis function, yani bu Gauss yöntemiyle yaptığımız zaman görüyoruz kırmızılar ve mavileri, yani maviler tahmin ettiğimiz kırmızılarda gerçek verilerimiz oluyor. Aşağı yukarı yani tahminimiz yerini bulmuş. Açıkçası yani bunu yaptığımız zaman hani üstte ve altta kalmış marjinimizi bence en sondaki bu 0'a eksi 2'ye yakın olan yerdeki hariç diğerlerini güzel bir şekilde tahmin etmiş görünüyor. Bir sonrakinde ise burada işaretlediğim gibi RBF'yi yani Radial Basis Function Gauss yöntemini lineer yöntemle bir değiştirelim. Bir de lineer yöntemle çalıştırdığımız zaman kodu nasıl tahmin ediyor bir de öyle görelim. Evet. Mavi bizim neyimizdi? Tahmin ettiğimiz. Kırmızı ise bizim gerçek verilerimizdi. Hatırlarsanız arkadaşlar biz ne yapmıştık önceki verimizi? Yani bu polinom yaptığımız zaman, polinom regresyonu yaptığımız zaman verilerimiz üçüncü dereceden bir polinomdu. Şimdi lineer yaptığımız zaman sadece böyle bir çizgi çekiyor ve şeyleri tabii hatalı çıkarmaya elverişli. Yani bence yine de iyi bir sonuç vermiş. Pek fazla kötü değil ama şeye göre Gaussian yöntemine göre tabii daha daha hatalı bir sonuç vermiş. Nedeni işte bizim polinom 3. dereceden yani non-linear bir denklemken lineer bir denklemle çözmeye çalışıyoruz. Ama Gauss yöntemi yine o da bir non-linear bir fonksiyon. Her ne kadar tabii polinom olmasa da bu şekilde bir daha iyi bir sonuç elde ediyor. Support vektör yani destek vektör regresyonu buraya kadar benim anlatacağım. Ama siz diğer yöntemleri de deneyip onların nasıl davrandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde K-nearest neighbor yani yakın komşu regresyonu, K sayısı kadar yakın komşu regresyonu ve random forest yani rastsal ağaçlar ya da rastsal orman tahmini regresyonunu görerek tahmin yani regresyon kısmımızı artık bitireceğiz arkadaşlar. Gerçek verilerimizi kullanmaya başlayacağız. Regresyonla yapabileceğimiz bir modeli gerçek hayatta kullandığımız yani kendi alanımızda kullandığımız bir veriyle karşılaştırıp bir rapor yazmanızı isteyeceğim arkadaşlar.